Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 16 Eylül Perşembe, Ankara yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Uzun zamandan beri kamerayı pek açamıyordum. En azından yavaş yavaş da olsa kamerayı yine açalım. Arkadaşlar inşallah keyfiniz, neşiniz, sağlığınız her şeyin önündedir arkadaşlar. Öncelikli olarak çünkü bunlar baya önemli. Arkadaşlar yorumlarınız gerçekten çok çok güzel. Yani ben o destekleyici vermiş olduğunuz yorumları gerçekten çok çok takdir ediyorum. Çok teşekkürlerimi sunuyorum. Elimden geldiğince zaten yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Çünkü sürekli bakamıyorum. Hani şu yorumlar kısmına, analiz kısmına fazla bakamıyorum. Çünkü telefonla olduğu zaman benim telefon sıkıntılı. Bayağı sıkıntı. Şu an yine zaten şarjda bir işte 35-40 dakika elimde zaten kaldı mı şarj bitiyor. Zaten ekranda gidik. Ya hele bir de birisi aradı mı o anda, tamam, o arayanı zaten hiç göremiyorum. Telefon artık son miladını yaşıyor. Değiştireceğiz bakalım, inşallah uygun bir şartlar bulduk mu değiştireceğiz. İkinci ellere bakıyoruz, ikinci eller bile el yakıyor telefonlar. Yani istediğim bir 64 GB, en azından bir 64 GB veya 128 GB olursa süper olur. Çünkü videolar çekiyorum, bilmem ne oluyor. Anlık olaylarla bir yere gidiyorsun, ufak bir şey görüyorum, hemen video çekmek istiyorum ama bu telefondan maalesef ekranı bile göremiyorum. Yapacak bir şey yok. Yine bu zamana kadar bana katlandığı için yine teşekkür edeceğim bu telefonuma. Kaç sene oldu ya? 6 sene falan, 6,5 sene falan oldu ya bu telefonu aldığımda. Sıfır almıştım. General Mobile bu 3,5 GB. O zaman parası 600 lira mıydı, 700 lira mı neydi işte. İşte şimdi mecburen yeni bir telefona arayıştayım ama bir türlü de olmuyor maalesef. O yüzden yorumlarınıza bazen bakamıyorum. Geç saatlerde bakıyorum. Bazen bir gün sonra bakıyorum. Ama elimden geldiğince bakıyorum. Tabii ters yorum yazanlar var. Bilmiyorum. Ben sürekli konuşuyorum. Ya ben kafama takmıyorum. İnanın takmıyorum. En azından ama bir, iki, aynı kişiler böyle sürekli şey yaptığı zaman engelliyorum. Zaten engelliyorum. Ama gerek yok ya. Bir şey anlatmak istiyorsan veya ilgi çekmek istiyorsan bir şekilde mailden ulaş veya Instagram adresim var orada, açıklamalar bölümünde. Oradan ulaş. Bir sıkıntın varsa oradan söyle. Bir derdin varsa oradan söyle. Ben elimden geldiğince bütün herkese cevap vermeye çalışıyorum. İyi de konuşanlara da, kötü konuşanlara da cevap veriyorum. Yani kötü konuşanlara ben kötü cevap vermiyorum. Onu da söyleyeyim. Yani ben en azından hani karşımdakini insan olarak gördüğüm için ben de ona göre insani açısından konuşuyorum. Yani bunu belirteyim. Yani kötü kesinlikle ben konuşmaya karşıyım. Sonuçta hepimiz insanız. Burada konuşacağız. Konuşmadan bir şey yapamayız ya. Geçenlerde annesi bir televizyon programında yorum yapan birisine denk geldi. O da annesi, ya ben de konuşacağım diyor. Benim görevim konuşmak diyor. Konuşacağım diyor. Sen benim konuşmamı nasıl kısıtlarsın ya diyor. İzleme o zaman diyor. Adamın söylediği kelime bu. Aynen bu. Ne diyebilirim ki? İşte biz de burada bir yeni kanalız. Ya çok eski bir kanal değilim ben. Burada kaç sene oldu? 2 sene geçti biraz işte. Yayınlıyoruz. Sıkıntılar var, dertler var ama o inanın sıkıntı dertleri ben sonradan öğrendim. İş işten geçtikten sonra öğrendim. Yani bu işte benim asıl şu anda dertlerden birisi bu. Ya yani şu anda hastalıklarla uğraşıyoruz. Bir yandan hastaneye gittim. Bugün yine hastaneye gittim. Ama en azından bir ameliyat yapması gereken bir şey vardı. En azından erteletti onu. Şimdilik erteletti. Daha sonra dedi ilaç vereyim şimdi, daha sonra artık ne zaman olacaksa en azından bıçak altına yatmaktan iyidir herhalde. Ben iki kere ameliyat oldum. Yani inanın sevmiyorum. Ameliyat olmayı sevmiyorum. İnsanın çünkü o kadar aciz duruma düşüyor ki Allah kimseye göstermesin. Yani bıçak altına yatmak gerçekten zor bir şey. Kolay bir şey değil. Bazıları söylüyor, ya diyor sen izin alacaksın, bilmem ne alacaksın. Ya arkadaş bir izin istirahat için ben bıçak altına neden yatayım ya? Hem de öyle bir yerde ki eklem yerlerinde kemikten yani. Yani ben yatalak kalmaktan korkuyordum. Benim en büyük korkum zaten oydu. Neyse Allah'tan olmuyor. En azından benim için iyi. Gerçi ağrılar varsa, ağrılar, sızdırırlar devam ediyor. Zaman ne yapacaksınız? Yarın yine gideceğim. Zaten bir ultrason çekimi var. Bakalım 15 gün sonra bir ultrason çekimi daha var. Ya bir ultrasonlar da ayrı bir dert ya. Röntgen oldu mu? Röntgeni aynı anda, aynı gün çekebiliyorsunuz ama ultrasonu 3 aydan önce çekemiyorsunuz. Ya bu kadar saçmalık var mı işte? Acil bir durum oldu. Ne yapacaksın? 3 ay sıkacak mı dişini adam? Yani bu konular gerçekten çok önemli. Bunları aslında bir gün detaylı olarak konuşmak gerekir. Yani konumuz at yarışı ama yani şu anda insanın sonuçta bunlar gereksinimli olan şeyler. Herkesin parası olmuyor. Gidip dışarıdan özelden yaptırmak için parası olmuyor. Gerçekten hani yeri geldi mi 50 lirayı 10 lirayı bulamıyoruz. Bu komik bir olay değil çünkü günümüzün şartları bu. Maalesef şartlarımız bu. Çalıştığımız halde parası kalıyoruz. Yani şartlar iyice arttı.
Yani inşallah düzelir diyeceğiz ama bilmiyorum, biz görür müyüz görmez miyiz onu da bilmiyorum. Çünkü her geçen gün dünü arıyoruz. Yani yalan yok, dünü arıyoruz. İnşallah böyle bir ortam en azından bizim için değil de en azından çocuklarımız için, torunlarımız için, yani geleceklerimiz için böyle bir olaylar olmaz diye temenni ediyorum. Bu zaten herkesin temennisi. Çünkü bakıyorum bütün herkes yurt dışına kaçmaya çalışıyor. Ben bile yurt dışına gideceğim, gitmeyeceğim diye değil ama ben bu amaçla değil arkadaşlar. Ben en azından benim ailem orada. Şu zaten bu virüs yüzünden sürekli ayrılık içindeyiz. Ya en son eşimi Ocak ayında gördüm. Ya düşünün biliyorsunuz. Evde yalnızım. İşte kamera açıyoruz bazen, şey yapıyoruz. Ama bu ne kadar yeterli ki? Neyse artık bazı sıkıntıları göğüs geliyoruz da ömrümüz ne kadar bunu bilmiyorum işte. Bilsek yani ona göre hareket edeceğiz de. Neyse şakası bir yana, şeyi bir yana. Ben hemen fazla sözü uzatmadan kusura bakmayın, değerli vaktinizi aldım. Hemen yarış programına geçelim. Bu arada tutan arkadaşlar hayırlı olsun. Hani yorumda güzel bir istisir. Ya dedi, tutan dedi, para veriyor mu dedi. Vallahi inanın 3 kere baktım şeyime. Hesaba baktım, paparaya da baktım. Şeye de baktım, IBAN numarası olan hesaba da baktım. Vallahi yok, 23 lira vardı. O 23 lirayı da çektim, bugün çektim. Harcadım. Pazar vardı bugün. Ha dedim, onu da harcayalım, kalmasın, sıfır olsun dedim. Ne yapayım? Şimdi tutan arkadaşlar, hani birkaç arkadaşımız vardı. Eğer onlar gerçekten oynamış olsa benim hiç söz etmeme gerek yok. Onlar atıyordu ama onlar da bayağıdır oynamıyor herhalde. Büyük ihtimalle çünkü onlardan da ses seda yok. Ben de şimdi kimseye kalkıp da neden oynamıyorsunuz diyemem. Bu at yarışını ben zaten hiçbir zaman desteklemiyorum. Yani bu oyunu desteklemiyorum. Çünkü bizim en değerli vaktimizi alıyor, zamanımızı alıyor. Ailemizden uzaklaştırıyor, cebimize yakıyor. Yani her türlü zarar. Bu iş... Yani ben her zaman söylüyorum, keyif olarak, hobi olarak oynayın. Yani 3 lira 5 lira atın, hani şansımıza gelir veya gelmez. Ha demeyin yani 3 liraya gelir mi? Ya 1 liraya devirdik altı tutulanlar var. Yani o yüzden olmaz diye bir şey yapmayın. Her şey olur. Her şey, eğer nasibiniz varsa her şey olur. Tabii arkadaşlar, tutan arkadaşlara yine sesleniyorum. Hesap numaram açıklama bölümünde var. Hani yarım elma gönül alma. Bu kesinlikle bu sloganı unutmayalım. Bakın bu slogan benim slogan. Geçen gün aynısını annem de söyledi. Anne dedim, sakın ha dedim, o slogan benim, bana ait dedim. O da bana diyor ki, emekli olduğun zaman bana ne yaptın diyor. Bak diyor, yarım elma gönül alma. Ya dedim, yarım elma gönül alma benim slogandım, sen söylemedin. Sustu. Ya ben tazminat almayacağım ki, benim tazminatı icra zaten hepsine el koyuyor. Bakalım, biz maaşı alırsak ona şükür ediyoruz yani. Gelelim bugünkü koşulara, boş verin. Bu konulara yine girdik başka yere. Ben bazen konuşmayı seviyorum, güzel hoş da. Çok konuşmayı sevmiyorum aslında ama ne hikmetse bu kamera karşısında eskiden konuşamıyordum. İnanın bir kelime yapamıyordum. Dilim çözüldü. Yani bu kamerayı görünce farklı konuşmaya başladım. O yüzden kusuruma bakmayın arkadaşlar. Gerçekten özür dilerim. Yani değerli vaktinizi kimsenin almak istemiyorum. 8 dakikayı yemişiz vallahi, kusura bakmayın. Gelelim birinci koşuya. 14.30'da başlıyor. Şartlı 5, 3 ve yukarı İngilizlerin 1900 metrelik çim koşusu. Evet, bugün 8 koşu var arkadaşlar. Ankara'da da 8 koşu, İzmir'de de 8 koşu. Bir de akşamleyin Laurel Park Amerika yarışı var. En son Laurel Park'ı tutmuştuk sanıyorum. En azından güzel bir ikramiye de aldığımızı düşünüyorum ben. Başarılı gidiyoruz. Yurt dışında en azından iyi kötü masrafları çıkartıyoruz. Yani üyelik yapan arkadaşlar ben kesinlikle zarar ettiğini düşünmüyorum. Bakın eğer zarar ediyoruz falan diyenler bazen oluyor da ben kesinlikle düşünmüyorum. Çünkü ayda en az 7-8 tane altını kafadan tutuyoruz. Hani yurt dışı yarışlarında yani haftanın zararını çıkartıyorlar. Yani eğer haftada yerli yarışlarda kaybedenler oradan masraflarını çıkartıyor. Ben onu açık ve net konuşuyorum. Hani kendimi övmek amaçlı değil. Çünkü takibimdeki sonuçlar bunu gösteriyor. Yani en azından yurt dışında bayağı tutuyoruz. Yerli yarışlarda da arada da olsa birkaç yarış tutuyoruz. Hatta bazı yarışlarda 5'te kalan kuponlarda bile alternatif bankolar veriyorum. Onları tek atan arkadaşlar kesinlikle öbür taraflara at yazıyor diye düşünüyorum. Onlar da tutuyor. Her ne kadar ses konuşan yoksa da ben onların tuttuğuna inanıyorum. Yani en azından başarılı olduğuna inanıyorum ben. İnşallah büyük ikramiyeler. Asıl hedef büyük ikramiyeler ama şu andaki programlar tabii arada bir zıplama yapıyor. O yüzden büyük ikramiyeleri yakalayalım derken de şu böyle bu tip 1500-2000 liralık altınları da kaçırmaya değmez arkadaşlar. En azından önümüzde ne varsa bunları yakalamamız gerekiyor. Gelelim hemen koşulara. 14.30'da başlıyor şartlı 5, 3 ve yukarı İngilizlerin 1900 metrelik çim koşusuna ilk startımızı verelim. Burada 4'lü Ganyan ve 3'lü Ganyan ayağımızın da açılış ayağı. Ben en azından yarış karakteri bu gruptan biraz daha önde gören, yani önde de güzel tempo kurup 2 nolu uçan filin Akın Sözer'le kazanmasını bekliyorum. Ve Banko 4'lü Ganyan olarak geçiyorum arkadaşlar. 4'lü Ganyan'a Banko ile geçiyoruz. 2 nolu safkanda. Günün ikinci koşusu 7'li Plase ve 3'lü Ganyan ayağımız. Şartlı 5, 3 yaşlı İngilizlerin
1400 metre kum yarışı. Burada 7 safkan koşuyor. Burada bir numaralı Osman Bey grubun tartışmasız en iyi safkanı gözüküyor. Bana göre Mert Gökalp Arslan da hani grubu geçmezse kimi geçer derse yalan olmaz. Ben Osman Bey'in kazanmasını bekliyorum. Ama ileride rakip arıyorsanız bana göre burada birkaç tane rakip var. Bunlar da 4 numaralı Magic Rock, 2 numaralı Dratsonya, 3 numaralı Longfield. Yani en azından şu andaki gözüken safkanlar o. Bir de en alttaki 7 numaralı New Secret. Yani ama ben 1 numaralı Osman Bey'in yarış kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. 7'li plase için bence banko ideal banko olur. Ama dediğim gibi ikili bahis oynamak isteyenler için diğer saydığım safkanları bahislere koyabilirler. Günün 3. koşusundan itibaren 6'lı Ganyan ayağımız başlıyor. Burada da 10 safkan arasında koşacak bu ayakta. Benim öncelik şans verdiğim isim biraz geri planda kaldı gibi gözüküyor bana ama ben bugün yine iyi koşmasını bekliyorum. 9 numaralı Ünalan bomboş kilosuyla koşuyor bu Ağa Karaca temsilcisi Ali Kaçmaz'la. Safkanın genel durumu iyi. Ali Kaçmaz da bu aralar yarış kazanamıyor ama bence bir kazanmaya başladı mı seri yapar bu çocuk. Çünkü ufak tefek sıkıntıları vardı. Onlar da yavaş yavaş gidiriyor. Daha sonra 2 numaralı King Leo, bir oymak bir temsilcisi Emre Akkış'la start alıyor. Bu safkan da iyi ellerde, iyi hazırlıklarda ve son 2 yarışında da 2 tane 4.lük yapınca da benim de burada kuponlarda şans vermek istediğim isimler arasında olacak. 1 numaralı Babacan'dır. Biraz kilosu ağırlasa da Ercan Çankaya start alacak. Onun safkanı çok formda. Son yarışında nihayetinde kazandı. Kesinlikle bu grupta yazılır. Yani ben 9-2-1 bu 3 safkan diğer rakiplerin oranında en az 3 adım diyorum arkadaşlar. Yani bari 1-2 adım demiyorum. 3 adım önde tutuyorum. Yani büyük ihtimalle bu üçlünün dışına çıkmaması lazım. Ama çıkarsa altılı paraya gider. Kimleri yazabiliriz? 4 nolu Soydere biraz ara verdi bu safkan ama hazırlık olarak yine iyi durumda. Müslüm Çelik de yine kaldığı yerden devam edebilir. Bir de 3 nolu Fırat Baba. Bu toşu temsilcisi de Mert Gökalp Arslan da start alıyor. Yine bu safkanda 2 aydır koşmuyor ama iyi hazırlıklarla bu yarışa katılacak olan bu safkanda en azından sürpriz sevenler için veya çok at yazmak isteyenler için önereceğim isim olur. Şimdi ben bunlara sürpriz diyorum ama yarın kalkıp AGF olur da o zaman senin verdiğin sürpriz AGF çıktı dersiniz. O yüzden ben 9-2-1 önce 4-3'te daha sonra şanslı görüyorum. Günün 4. koşusu altılı Ganyan'ın 2. ayağı şartlı 3, 4 ve yukarı Arapların 1200 metrelik kum yarışında. Evet 11 safkan var ama burada 2 ve 11 10 safkanlar ekürü, 6 ve 9 10 safkanlar da ayrı bir ekürü. Benim öncelik şans verdiğim isim 1 numaralı taşıyıcı olacak. Uçan Bey'in güzel temsilcisini ağır kilo sahanına rağmen olsa da akıl sözenle bana göre bu grubun biraz daha üzerinde gördüğüm için ilk şans veriyorum. 3 numaralı Mezit Haber, bir öz haber temsilcisi Gökhan Kocakaya start alalım safkanda kesinlikle yazılması gereken isim. 4 numaralı Sungurlu bu safkanda 3,5 aydır koşmuyor ama yine güzel hazırlıklarla bu yarışa katılıyor. Kalite bir isim. Bugün aradan etkilenmese yine önlerde kendine bir yer bulmasını bekliyor. Bir de tabii ki ekürü avantajıyla start alacak olan 2 nolu Güldüren Kız. Bu son hafta temsilcisi de Mert Gökalp Arslan'a start alıyor ve bugün bu mesafede de bu rakiplerine bence baş edecek güce sahip bir isim. Ekürüsü de aynı şekilde formda. Bunu da belirttim. Yani sadece 2 nolu Güldüren Kız'dan değil 11 nolu Fergani de aynı şekilde formda. 1-3-4-2 öncelik şans verdiğim isimler 7 nolu Kapaklı Can. Bu safkan da bir ileri bir geri gidiyor ama bu safkan kalite bir isim olduğunu unutmayalım. Bir de 5 nolu Açık Kırmızı'yı da Ali Kaçmaz'la yine kuponlara dahil edebiliriz. 1-3-4-2 daha sonra 7-5. Evet dışarıda balon şeker satıyorlar. Çoktan da satılmıyor bir şey. Handikap 15'e geldik. Yani 5. koşu 6'lı Ganya'nın 3. ayağı. 3 yaşlı Arapların 1400 metrelik çim koşusunda 7 safkan arasında koşacak bu yarışta 2 nolu Yiğit Şah, bu Yürek Kaya temsilcisi Özcan Yıldırım'da ilk tercih ettiğim isim. Daha sonra 4 nolu Ediz Han Bey, altın çekiş temsilcisi Ayhan Kurşun'la Kurtlar Lekürsü'ne ait bir safkan da bayağı iyi bir görüntüye sahip. Bir de 1 nolu Fırtınalar Diyarı, bu Tamayeno temsilcisi Müslüm Çelik'le yine tek koşmuş olduğu yarışı kazanan iyi bir isim. Bence bu 2-4-1 arasında geçmesini bekliyorum. Yani bu 3 safkan bende biraz daha ön planda çıkıyor. Ama bu üçlünün dışında at yazmak isterseniz bayağı kapatmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bana göre geriye kalan 4 safkanın da geliri var. Yani burada geliri olmayan safkan yok. Ama sadece 2-4-1'in biraz daha fazla şanslı olduğunu görüyorum. Ama dediğim gibi bu ayak eğer bir tık daha yazayım derseniz bu ayak kapatmanız gerekiyor. Yani 2-4-1 daha sonra hepsi. Günün 6. koşusu 6'lı Ganya'nın 4. ayağı. Kısa vadeyi 7, 3 yaşlı Arapların 1200 metrelik çim koşusunda 7 safkan arasında koşacak olan bu yarışta
Baktığımız zaman benim burada öncelik şans verdiğim isim 3 nolu. Evet, bazen numaraları ters yazıyoruz arkadaşlar. 3 nolu tek aşkım olacak bu Kayseri temsilcisi Gökhan Kocakaya'la. En azından bu çim pistinin bayağı etkili bir safkını. Daha sonra 4 nolu Vizikot bir Kaysbert'in yine bir diğer temsilcisi Tolga Yıldız'la statlı ve çok formda olan bir safkan. Güzel performansa sahip, güzel çalışmaya sahip. Ve son olarak da 1 nolu Borax bu son alt temsilcisi Özcan Yıldırım da yine iyi koşmuş olduğu gruplarda yer alan bir isim. Ben de bence de burada da kendi yerini alması gerekiyor. Yani 3-4-1 benim bu üçlü buradaki öncelik şans verdiğim isim. Eğer bir safkan daha ilave edebilirsiniz. Şu 2 nolu Bükeç'e dikkat edelim. Bu Demir Döven Seçilay orijinli bu safkana Ayhan Kurşun'la. Bu safkanın henüz bir çim yarışı yok. Ama eğer çim koşarsa bana göre bu saydığım 3 safkana çok zorlu anlar yaşatabilecek güce sahip. Nedeni söyleyeyim, çünkü baba Demir Döven tamam eyvallah bir kumda başarılı olan bir isim ama anne kanatı bir altı abi. Sonuçta bir çim orijinli bir safkan da var. Yani ben bu safkanın bugün bir derece bir sınav yapacağını düşünüyorum. Bugün ben şimdi de eğer sürpriz arayanlar için önereceğim isim olacak 2 nolu Bükeç. Dikkat etmekte bence fayda var. Bu safkan boş bir safkan değil. Günün 7. koşusu altılı Ganyan'ın 5. handikap 15 dişilere ait 3 ve yukarı İngiliz'in 2200 metrelik uzun mesafeli çim yarışında. Bu grupta bence birkaç adım da olsa ön planda olan ve uzun mesafeleri çok yatkın olan 1 nolu Lady Sephora. Bu Maximus dilim temsilcisi Mert Gökap Arslan'la slat oluyor. Ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Bu grubu geçmesini bekliyorum. Ve benim bugünkü bankom olacak 1 nolu Lady Sephora. Günün son koşusuna geldik. Maiden 2 yaşlı İngiliz'in 1200 metrelik kum yarışında. Evet, 6 ve 9 nolu safkanlar ekürü olduğu bu koşuda 1 nolu Best of Rock. Bu Mende temsilcisi Serkan Yıldız'la slat alıyor. Ve görmüş olduğunuz gibi bu safkanın ikinciliklere abone, artık bu ikincilikten ne zaman vazgeçebilir. Gerçi bu hani bazı safkanlar gerçekten burada ikinciliklerle yani inanın 3-4 tane maiden parası topluyorlar. Şimdi haklı olarak TCK'da bunlara ceza puan veriyor, kilo veriyor ama yine apprenti indirdiği zaman, bindirdiği zaman yine aynı kiloya geliyorlar. Yani değişen bir şey yok. Yani bu gruplarda her zaman ikincilik yaparak parayı topluyor bir şekilde. Yani parayı kazanmaya gitmiyor mu? Sonuçta kazanıyor. Üçüncü de olsa, dördüncü de olsa kazanıyor. Safkan ikinci oluyor. Yine götürüyor. Ya bakalım bugün o ikincilik serisini bozar mı? Aslında bozabilecek güce sahip. Ama bakalım yine illa bir geçecek rakip olur mu? Biz her şeye rağmen 1 nolu Best of Rock'ı yazalım. Daha sonra 4 nolu İz peşinde bir kuvvet temsilcisi Özcan Yıldırım'a startlıyor. Tek koşmuş olduğu yarıştaki üçüncülüğü gayet iyiydi. 3 nolu Black Leon. Bir Sidney kendi temsilcisi Mert Gökap. Arslan'a startlıyor. Safkan'da ikinci yarışındaki üçüncülüğü gayet tatminkan. 11 nolu Gül Nişan. Bir El Corredor temsilcisi Müslüm Çelikli startlıyor. Yine tek koşmuş olduğu yarışın güzel bir ikinciliğe sahip bir isim. Ve 8 nolu Very Special. Bir Papa Krem temsilcisi olan Safkan'da Mücahit Bayra start alıyor. Ve koşmuş olduğu son yarışındaki kum üçüncülüğü bence çok değerli. O yüzden bu safkanları kuponlara dahil edelim. 1-4-3-11-8 bu 5 safkan bende her türlü ön planda tutulan isimler. Ama bu 5'in dışında at yazmak isterseniz, yani sürpriz arayışlarına girmek istin. Bu 10 nolu Ferrous Rival, bu Scarface temsilcisi Ayhan Kurşun'la en azından bugün kum pistte farklı bir yarış sergileyebilir. Bir de 6 nolu Saf Chrome. Bir Scarface temsilcisi olan bu safkanda Akın Sözen'le start alıyor. Hem ekürü avantajına sahip, bu safkanda dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. 1-4-3-11-8 önce 10-6 daha sonra şansı gördüğüm isimler. Şablona gelince birinci koşu 2 tek, ikinci koşu 1 tek, üçüncü koşu yani 6'lı Ganyan birinci ayağı 9-2-1 daha sonra 4-3. İkinci ayak 1-3-4-2 daha sonra 7-5. Üçüncü ayak 2-4-1 daha sonra hepsi. Dördüncü ayak 3-4-1 daha sonra 2. Beşinci ayak bir tek, son ayak 1-4-3-11-8 daha sonra 10 ve 6. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.